Aşağıdaki grafikte 59 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki tüm öğrencilerin matematik sınavından aldıkları puanlara göre dağılımı verilmiştir. Unutmayalım, 59 kişi var sınıfımızda. Bu sınıfa matematik sınavından 70'ten yüksek puan alan öğrenci sayısı, bu sınıfta matematik sınavından 70'ten yüksek alan öğrenci sayısı 46 olduğuna göre 65 puan alan öğrenci sayısı kaçtır? 70'ten yüksek dediği şurası değil mi? 75 alan, 80 alan ve 85 alanlar. Bunlar 46 kişiymiş. Peki sınıf 59 kişi olduğuna göre o zaman buraya ne kalmış oluyor? 59'dan 46'yı çıkartalım. Buraya da 13 kişi kalmış oluyor. Bize sorulan 65 puan alan öğrenci sayısı. Yani şurası sorulmuş. Peki nereden bulacağız arkadaşlar? Şuradan bulacağız. Şimdi bu üçünün toplamını 46'ya eşiteceğiz. Bunu, bunu ve bunu. Ama burası zaten 19 kişi. Burası da 19 kişi. O zaman topladık 38. 46 olmasında kaç var? Bakıyorsun 8 kişi var. Ha, demek ki burada 8 kişi varmış. Şimdi bunun hizası ile bunun hizası aynı ya. O zaman burada 8 kişi. Buna bunun toplamı da toplam 13 kişi olacağına göre 8 ile neyi toplarsak 13 kişi olur? Tabii ki 5 kişi. Öyleyse cevabımız 5 olmalı. Aşağıda bir otomobil fabrikasında 2018 yılında renklerine göre üretilen otomobil sayıları verilmiştir. Bu fabrikada 2018 yılında üretilen siyah otomobillerin tümü satılırken diğer renkteki otomobillerin %80'i satılmıştır. Buna göre bu fabrikada 2018 yılında üretilen otomobillerden satılanların renklerine göre dağılımını gösteren daire grafiğinde satılan siyah araç sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi bunların %80'i satıldığı için %80'lerinin kaç tane olduğunu bulacağız. Sadece siyah otomobillerin tümü satılmış. Öyleyse buraya direkt siyahları 8000 olarak yazalım. Siyahlardan satılan otomobil sayısı bakın üretilen kadar. Kaç tane? 8000 tane. Beyaza geçiyorum. Üretilen araç 14.000. 14.000'in %80'i kadarı satılmış. %80'ini bulmak demek aslında 80'i 20 ile sadeleştirirsem 5'te 4'ünü bulmak demek. Veya sıfırları sadeleştirelim. Hiç 80'i bu şekilde değil de şu 2 sıfır, şu 2 sıfırla sadeleşsin. 14 ile 8'i çarparsak 80, 32 daha 112 yapar. Yanına da 2 sıfır ekleriz. 11.200 beyaz satılan araç sayısı. Geçelim griye. Gri araç 12.000 tane üretilmiş. 12.000'in %80'ini bulmak istiyoruz. Yine buradaki 2 sıfırı buradaki 2 sıfırla sadeleştirip 12 ile 8'i çarptığımızda 96 yapar. Yanına da 2 sıfır eklersek 9.600 araç satılmış griden. 9.600. Geçelim maviye. 4.000 aracın %80'i zaten 3.200 yapar. 4 ile 8'i çarptığımızda değil mi? 32'yi veriyor. 3.200 araç. Mavi. Kırmızı araç 2000. 2000'in %80'i 1600 yapacaktır. 1600. Diğer renkli araçlar 8000. 8000 aynı zamanda siyah vardı ama onu hesaplamamıştık. O zaman yeşili bir daha hesaplayalım. 8000 aracın %80'i de 6400 yapar. Nasıl hesapladığımı biliyorsunuz zaten değil mi? 8000 çarpı %80. Sıfırları götürüp 8 kere 8 64. Yanına 2 sıfır ekledim. Şimdi toplam araç sayısını bulacağım ve bunu daire grafiğinde göstermek istiyorum. Toplarsak nasıl toplayalım? 6400 ile 1600'ü toplayalım. 8000 yapsın. Bir 8000 de burada var. 16000 yaptı. 16000'e şu küsuratları eklersek bakın 600, 200, 200, 17000 yaptı. 17000'e şu 3000'i eklersek 20000, 29000, 29000'e de bu 11000'i eklersek 40000 yapıyor toplam satılan araç sayısı. O zaman orantıyı şöyle kuracağız. 40.000 aracın tamamını biz bir daire grafiğinde göstereceksek, yani 40.000 araç 360 dereceyle gösterilecekse bize siyahı soruyor. 8.000 araç acaba kaç dereceyle gösterilir? Bu bunun 5'te biri. Bunun da 5'te birini alırsak 72 dereceyle gösterilir. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Bir özel okulun İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da birer tane şubesi bulunmaktadır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu özel okula kayıtlı toplam öğrenci sayısının şubelere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise bu şubelerin her birine çalışan öğretmen sayıları verilmiştir. İşte Ankara'da 60 tane öğretmen çalışıyor.
İstanbul'da 50, Bursa'da 50, İzmir'de 40 öğretmen çalışıyor. Öğrenci sayılarını ise vermemiş, sadece açılarını vermiş. Öyleyse Bursa'nın açısını bulalım. 260, buraya da 100 derecelik bir açı kalmış oluyor Bursa'ya. Buna göre hangi şubede öğrenci başına düşen öğretmen sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi arkadaşlar, normalde hep şöyle sorulur. Öğretmen başına kaç öğrenci düşüyor gibi sorulur. Yani şöyle düşünün. Bir okulda 100 tane öğrenci olsa, 25 tane öğretmen olsa bir öğretmene kaç öğrenci düşer? 125'e böleriz. 4 öğrenci düşer. Değil mi? Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı. Fakat burada ters bir şey sorulmuş. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı. Şimdi öğretmen sayısını o zaman öğrenci sayısına bölmemiz lazım. Bir öğrenciye 1 bölü 4 öğretmen düşüyor. Değil mi? Bakın normalde bu verdiğim örneğe göre. İşte burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ters sorulmuş. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı sorulmamış. Öğrenciye düşen öğretmen sayısı sorulmuş. Diyeceksiniz ki hiçbir öğrenci sayısı da verilmemiş. Verilmemiş, evet. O zaman ne yapıyorduk? Bütün öğrenci sayılarını açılarla orantılı alabiliyoruz. Mesela Ankara'daki öğrenci sayısını 120 alalım. O zaman Ankara'daki bir öğrenciye kaç öğretmen düşer? 60'ı öğretmen sayısını öğrenci sayısına bölersem o zaman 1 bölü 2 bir öğrenciye yarım öğretmen düşüyor. Geçelim İstanbul'a. İstanbul'daki öğretmen sayısını öğrenci sayısına böleceğim. 80 derece olduğu için 80 öğrenci varmış gibi düşünüyorum. Bir öğrenciye 5 bölü 8 öğretmen düşüyor. İzmir'e geçelim. İzmir'deki toplam öğrenci sayısını 60 kişi alacağım. Açıyla orantılı alacağım. Öğretmen sayısı da 40. 60'ı 40'a bölersem 3 bölü 2 yapar, değil mi? Sıfırlar gider. 2 ile sadeleştiririm. Sonra Bursa'ya geçtik son olarak. Bursa'daki öğrenci sayısını 100 kişi alacağız. Öğretmen sayısını da 50. Öğretmen sayısını öğrenci sayısına bölersek bir öğrenciye yarım öğretmen düşüyor. Şimdi dikkat ederseniz bunlar hep zaten basit kesir şu üçü. Yani birden küçük. Ama İzmir'deki bir öğrenciye düşen öğretmen sayısı bileşik kesir. Yani 3 bölü 2 demek içinde tam kısmı var. 1,5 öğretmen düşüyor. Öyleyse en yüksek İzmir olacak cevabımız. Aşağıdaki grafikte 4 farklı kişiye ait fındık tarlalarında 2018 ve 2019 yıllarında toplanan fındık miktarları gösterilmiştir. 4 kişi, bakın, Adnan, Bekir, Cemil ve Doğan'ın sarı grafikleri 2018 yılındaki fındık miktarları ama ton olarak yeşil grafik ise 2019 yılındaki fındık miktarları ton olarak. Buna göre 2019 yılında, yani yeşil olan grafikleri kastediyor, toplanan fındık miktarının 2018 yılında toplanan fındık miktarına oranı, en büyük olan tarlanın sahibi kimdir? Yani 2019'u 2018'e bölmemizi istiyor. Burası 3 ton, Adnan'ın burası 2 ton. O zaman Adnan'ınki ne olur? 2019'u 2018'e bölersek 3 bölü 2 ton. Bekir'e geçelim. 2019 yılındaki 6000 ton. 2018 yılındaki de 5000 ton. Bunları birbirine bölersek 6 bölü 5 yapacaktır. Cemil'e geçelim. Cemil'inki ise 7 bölü 8 yapacaktır. 7 bölü 8. Son olarak Doğan'a bakalım. 2019 12, 2018 10, 12 bölü 10. Şimdi burada baktığımızda bir defa şu basit kesir. Yani payı paydasından küçük. Bunların hiç tam kısmı bile yok. Yani bu birden bile küçük. Dolayısıyla en büyük Cemil diyemeyiz. Cemil'i eledik. Geriye kalanlara baktığımızda hepsi bileşik kesir. Yani payı paydasından büyük. Bunların hepsini ben ondalıklı yazıp öyle sıralamak istiyorum. Çünkü hepsinin paydası 10 yapılabiliyor. Hatta paydaları eşitleyip de yapabilirsiniz. Hepsinin paydasını 10 yapmak için bunu 5 ile genişlettim. Bu 15 bölü 10 oldu. Bunu 2 ile genişlettim. Bu 12 bölü 10 oldu. Bu zaten 12 bölü 10. Bu üçünü kıyasladığımızda en büyük hangisi oluyor? Tabii ki Adnan'ınki en büyük. Öyleyse cevabımız A seçeneği olmalı.